Ve auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim işte Allah Teala müminlerin cennete girenlerin o cehennemin o efendim şiddetini, haykırışını işitmeyeceklerini bildirdikten sonra onların cehennem uzaklaştıklarını bildirdi. La yesmauna hasisa. Onlar o cehennem uğultusunu işitmezler diyor. Yani onlar mesela yani cehennem böyle insanlar kendini atılacak insanlar gördüğünde böyle kukrar diyor yani böyle neredeyse de yok. Öfkesine çatlayacak şekilde. İşte ama müminler onun bu haykırışını küremesi işitmezler. Ve onlar fi meştehet elmsüm. Onlar o cennette istedikleri vardır. Halidün. Nefislerin istediklerini Allah Teala onlara devamlı onlara verecektir. Onlar da orada ebedi kalacaklardır. La yahzenuhum onları üzmez ney? El fezaul ekber o kıyametin büyük korkunç halleri. Den onlar dolayı Allah Teala onlara bir serinlik rahatlık verir de onları üzmez. Daha ve tetelakka humul Melekler onları karşılarlar. Haza bu yevmün için gününüz diyerekten. Ellezgunuz ki kuntüm tuadun. Vaad olunduğunuz işte gününüz, işte Allah Teala'nın size vaad ettiği gününüz ve cennetiniz buradır diye melekler onları karşılarlar. Yevm o gün yani kıyametin kopacağı zaman nadvus semaeh. Biz semayı dureriz. Semayı dureriz ne gibi Kedayı sicilli ki efendim lil kutubi sicile yazılmış kitapların dürüldüğü gibidir. Yani yazılmış mesela sicili yazılmış ve bükülmüş bir yere konmuş kitapların dürüldüğü gibi yani bir kitabı şimdi şöyle elin alıp da dürdüğün gibi onları düreriz. Kema bedena ilk yarattığımız gibi evvela halkın nuydi. İlk önce onları yarattığımız gibi tekrar iade edeceğiz. Yani Allah Teala semayı arzı helak edecek. E tekrar yeniden yaratacak kendi bileceği bir şekilde onu yaratacak Vaaden aleyne bu diyor Allah Teala bizim üzerimize bir vaattir. Biz bunu vaat ettik. İnna kunna faal muhakkak bunu da yaparız. Yapacak. Güçteyiz evet. Yine bu da peygamberimiz diyor ki efendim ey insanlar size Allah'ın huzuruna yalın ayak çıplak ve sünnet olarak toplanacaksınız buyurdu peygamberimiz. Mahlukatı ilk defa yarattığımız gibi tekrar dilteceğiz. Ve bu bizim vaadimizdir. Bunu mutlaka yapacağız. Ayetini okuttan sonra bu ayet okumuş. Bundan sonra diyor ki sözlerine şöyle devam etti. Kıyamet gününde ilk elbise giydiren kişi İbrahim Aleyhisselam olacaktır. Hmm. Hani herkes çıplak ya. Evet. Hmm. Yine kıyamet gününde ashabından bazı kişiler yakalanıp sol tarafa alınacak. Ben ya Rabbi onlar benim ashabım diyeceğim. Bunun üzerine bana bunlar senden sonra ne kötülükler yaptı sen bilmiyorsun denilecek. Ben de Salih kul İsa Aleyhisselam'ın dediği gibi diyeceğim. Ne demiş o da? Onların arasında bulunduğum sürece yaptıklarına tanık idim. Fakat sen ben işlerini aldıktan sonra onların halini görüp gözetleyen sadece sensin. Sen oldun zaten her şeyi gören bilen sensin diye Allah Teala böyle diyeceğim demiş. Evet. Nereye geldi hocam? Evet. Evet. Velagat. İşte muhakkak ki diyelim. Kedebna biz yazdık fi zebur, Zeburda. Yani Davut Aleyhisselam bildiğimiz kitapta. Min zikre. Zikirden sonra. Zikir ne? Tevrat'tan sonra. Hmm. Tevrat'tan sonra zeburda yazdık. Ne yazdık? Ennel arsa muhakkak ki yeryüzüne yeryüzüne kim? İbadiye salih. Salih kullarımız varis olacak diye yazdık. Hmm. Yani ondan sonra evet, gelen müminler o yeryüzüne sahip olurlar. Hükmetler diyelim. Evet. İnne fi elbette bunda vardı. Haza bunda. Le belagan bir tebliğ vardır ki lekavmin abidin ibadeten kullar için bir bir tebliğ, bir bildiri vardır. onlara ikaz etmek, uyarmaktır diyelim. <laughs> Ve ma ersenna ki biz seni göndermedik illa ancak rahmeten lil alem. Alemlere rahmet olarak gönder. Olasın diye gönderdik. Evet. Kul <laughs> inne ma ancak yuha ileye bana vahiy ediliyor. Ne enne ma ancak ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek olan bir Allah olduğu bana vahiy ediliyor. Fehel <laughs> entü müslimun artık siz Müslüman oldunuz mu diye onlara söyle diyor. Evet. Bu da diyor ki Rabbinizden bir rahmet olup peygamberin gönderiz. Her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyeti bilen yalnız Allah'tır diyor. Bu işte Tuhan suresinin ayetiymiş bu. Ondan sonra şş, diyor, yani Allah Teala peygamber seni şanına yücelttik. Efendim Resulü Ekrem şöyle buyurmuş diyor. Ey insanlar ben alemlere hediye edilmiş rahmet peygamberiyim. Deyince Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre diyor, bazı Bazı kimse Resulü Ekrem'e ey Allah'ın Resulü müşriklere beddua et dediler. O da ben lanetçi olaraktan göndermedim ancak rahmet olarak gönderdim buyurdu demiş. Evet. Yani o kadar yaptıkları eziyetlere rağmen yine de onlara beddua etmemiş. Evet. Fe in sen tebliğin yaptın. Eğer onlar yüz çevirlerse dönerlerse fe de ki azen tüküm ben size ilan ettim. Ala sahib. Eşit olarak yani ben hiç kimseye ermeden hepinize birlikte Allah'tan aldığım emlese bildirdim. Ve edri ben bilmem. E garibin yakın mıdır? Ma baidun em yoksa bay uzak mıdır? Ma tuadun. Sizin vaad ettiğiniz yani efendim kıyamet yakın mıdır? yoksa yani, uzak mıdır? Ben bunu bilemem. İnnehu Allah Teala yalemüldür el cehra açığı minel kavli sözden ve yalem bilir ma tektubunu gizlediğiniz de bilir. Allah Teala sizin gizlediğinizde açıkladığınızda bilir. Ve in yine, yine ben bilmem leallehu belki doğu yani efendim o azabın sizden ertelenmesi buradaki dediği e, fitnetün belki de biz imtihandır. Allah Teala size hemen azap etmiyor ama günahın artması için belki de size böyle imkanlar veriyor. Lekum için ve metaun belli bir geçimliktir. Yani Allah Teala size bunu vermiştir. Gâle ki Rabbi Rabbim uhkum bil hakka. Ondan sonra artık Rabbim aramızda hükmünü ver. Evet. Ve Rabbine bizim Rabbimiz el er Rahman Rahmandır. El Müstaanu yardım dilenendir. Ala ma tesum isim yaptıklarından dolayı kendisine evenden yardım dilenen kendisidir de demiş. Evet. Sadakallahu lazım. Böylece bitmiş hocam sure.